Ve sevgili izleyiciler, İzmir'e uzanıyoruz. İzmir stüdyomuzda gazeteci yazar Sayın Fikret Akfırat var. Sayın Akfırat, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Peş peşe üzücü olaylar yaşıyoruz. İdlib'de bir gerginlik var, devam ediyor. Yine peş peşe açıklamalar geliyor. Hepsini konuşacağız ama öncelikle bu noktaya nasıl gelindi? İlk yorumunuz nedir? Şimdi bir kere öncelikle bir tehlikeli bir tırmanış eğilimi içinde olduğunu sürecin saptamamız gerekiyor. Bütün gelişmelerin, arka arkaya seyreden gelişmelerin bize gösterdiği bu. Neden tehlikeli? Çünkü Türkiye ile Rusya ve İran arasında oluşturulan ve Amerika'nın bölgeden adım adım çıkarılmasını sağlayan Astana formatında zarar veren bir gerilim söz konusu şu anda Türkiye ile Suriye arasında, aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında bir gerilim. Siz de haberlerde verdiniz, Rusya Devlet Başkanı'nın sözcüsü Peskov'un açıklaması var. Rus güçlerine yönelik silahlı muhalif grupların saldırılarını son dönemde yoğunlaştırdığı bilgisi var ve esasen bundan dolayı da Türkiye sorumlu tutuluyor. Ve Peskov diyor ki Soçi mutabakatında bununla ilgili Türkiye'ye yükümlülükler üstlenmişti. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirsin diyor. Peki Türkiye ne diyor? Türkiye de diyor ki Rusya ve Suriye tarafları mutabakatın gereklerini yerine getirmiyor. Şimdi tarafların yeniden masaya oturarak bu konuyu etraflı bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Evet, iki gündür bir gün arayla iki ayrı toplantı yapıldı Ruslarla. Rusya'dan gelen heyetle, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Başkanlığı'nda ve bizim Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal Başkanlığı'nda heyetler bir toplantı yaptılar. Askeri yetkililer de vardı toplantılarda. Fakat bu toplantılardan bir sonuç çıkmış gibi gözükmüyor. Şu anda somut bir sonuç açıklanmış değil. İlk günkü toplantılardan olumlu geçtiği şeklinde bir değerlendirme basına yansımıştı. Ancak ikinci gün toplantı devam ederken yine Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan Suriye saldırısı yeni bir gerginlik nedeni oldu. Bundan sonra ne olabilir? Şimdi sosyal medyada özellikle bir yaygara yapıldığını saptayarak devam edelim. Bu yaygara Türkiye'nin yararına bir şey değil. Evet, tabii bizim de canımız yanıyor. Askerlerimiz şehit oluyor. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz, ailelerine. Ancak aklı selimle davranma ihtiyacı var. Bu gerilim Türkiye'ye fayda getirmez. Türkiye'nin amacı nedir? İdlib'de de Suriye'de de genel olarak amacı nedir? Suriye'nin bölünmesini önlemek ve oradaki Amerikan planını boşa çıkarmak. Evet. Türkiye'nin amacı bu. Aslında açıklanan Türkiye'nin resmi açıklamalarında da amacın bu olduğu açıkça ifade ediliyor. Türkiye'nin Astana ortaklığına girmesi, Rusya ve İran'da bir siyasi geçiş süreci, Suriye'de siyasi geçiş süreci başlatmasının arkasında da esasen Suriye'nin bölünmesini önlemek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak, siyasi birliğini ve Şam'ın otoritesini bütün Suriye topraklarında sağlamak, Astana formatının Türkiye'nin de garantör olduğu bir mutabakat çerçevesinde evet. İlerleyen süreçte hep geçtiğimiz dönemde de bunu yaşadık. Peki hal böyleyken şimdi İdlib'de ne oluyor? Türkiye'nin gözlem noktaları var. Suriye son bir yıldır, 1,5 yıldır orada operasyonlarını yoğunlaştırdı ve esasen Suriye yönetimi açıkça ifade ediyor ve şunu da hepimiz biliyoruz, Suriye söylemese de öyle olduğunu biliyoruz. Suriye'de İdlib bölgesinde Eyet Tahrir Şam adı verilen, eski adı El Nusra olan gruba karşı yapılıyor bu operasyonlar. Türkiye bu gruba karşı operasyona neden destek vermiyor, neden destek vermemeli? Bu soruları sormamız gerekiyor. Suriye'nin kendi topraklarında, teröristlerin denetimi altındaki toprakları kendi kontrolü altına alması çabası Türkiye'nin lehine de olan bir gelişme. O nedenle Esad katildir, haindir yaygarası gerçekleri çok yansıtmıyor şu anda.
Tabii askerlerimiz şehit olunca biraz duygusal tepkiler öne çıkmaya başlıyor. Fakat devlet yönetimi duygusal tepkilerle sürdürülemez. Evet ama Sayın Akfırat... Ve bu meselenin çözümü de... Buyurun. MHP Genel Başkanı'nın da açıklaması var. Yine sert açıklamalar yaptı grup toplantısında. Sanırım sizin söylediğiniz gibi açıklamalar devam ediyor. Daha duygusal açıklamalar yapılıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriye ile ilgili durumu yarın açıklayacağını söyledi. Evet, yani duygusaldan çok hamaset diyelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili böyle bir niteleme daha doğru olur. Yıkılsın Suriye, yansın İdlib veya yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad diye evet. Bitiriyor konuşmasını Devlet Bahçeli. Bu politika Amerikan politikasıdır. Çok açık bir şekilde söyleyelim. Bu evet. Sloganla ifade edilen politika Amerikan politikasıdır. Ne yazık ki Sayın Devlet Bahçeli bu politikayı, bu sloganla ifade edilen politikayı gündeme getirerek Türkiye'yi Amerika'nın yedeği haline getirme politikasını savunmuş oluyor. Burada evet. Mesele şu. Esad yönetimini devirme operasyonuydu. 2011 Mart ayında başlayan operasyon. Türkiye 2014 yılına kadar bu operasyonun içinde bu hedefe yönelik bir uygulama içinde bulundu 2014-15'e kadar. Fakat 2015-2016'dan itibaren Türkiye saf değiştirdi. Şimdi şu soruyla karşı karşıya herkes, Türkiye'de bu soruya cevap vermeli, Türkiye'yi yönetenler. Biz yeniden Esad yönetimini devirme hedefine mi angaje oluyoruz? Eğer Esad yönetimini devirme hedefine angaje olursak Amerika'nın yedeğine düşeriz ve Amerika'nın Suriye'yi bölme planlarında rol almış oluruz. Amerika'nın beklediği adımı Suriye'yi atmış bölme oluruz. Planı, evet, Amerika'nın Suriye'yi bölme planı esasen PKK'nın, FETÖ'nün, Türkiye'nin şu anda güvenlik açısından bir numaralı önceliği olan PKK ve FETÖ'ye karşı mücadeleyi de sekteye uğratır ve Türkiye'nin bölünmesine giden yolu açabilir. Böyle bir ihtimal barındırıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sadece Suriye'yi bölmekle sınırlı bir hedefe sahip değil. Bütün Batı Asya'da Türkiye'yi Suriye ile, Türkiye'yi Irak'la, Irak'ı Suriye ile, Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getirerek amaçlarına, hedeflerine ulaşmak peşinde. Ne yazık ki bu programın başında vurguladığım tehlikeli gerilim, tehlikeli tırmanan gerilim süreci Amerika'nın ekmeğine yağ sürüyor. O nedenle hızla durumun gereklerine uygun politikaların hayata geçirilmesi ihtiyacı var. Türkiye ile Rusya arasında, Türkiye ile İran arasında ve genel olarak Astana formatında yeniden masaya oturulması ihtiyacı var. Peki, ve burada şu noktayı da vurgulayayım. Şu noktayı da vurgulayayım. Bizim Suriye'de hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşabilmek için ki bu hedefin de bir numaralı maddesi Suriye'nin bölünmesini önlemektir. Evet. Rusya üzerinden, İran üzerinden Suriye ile konuşma politikasını terk edip Suriye ile doğrudan konuşmalara geçmemiz lazım. Hatırlanacaktır daha 15 gün önce MİT Başkanı ile Suriye Devleti'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi arasında bir görüşme oldu evet. Moskova'da. Bu olumlu bir sürecin başlangıcı olarak görülmüştü. Bütün taraflarca böyle görülmüştü. Bir tek Amerika buna itiraz etti ve Amerika'nın devreye girdiği bir süreç yeniden başlamış oldu. O nedenle tehlikelidir. Türkiye hızla bu duruma uygun yeni bir mevzilenme geliştirmek zorundadır. Peki başında da konuşmamızın bahsettiğiniz duygusal değil devlet aklıyla hareket etmesi gerektiğini söylediğiniz Türkiye'nin ilk olarak hangi adımın atılması gerekiyor? İlk olarak biraz önce de dediğim gibi Astana ortaklarıyla hızla bir toplantı yapma ihtiyacı var. Bir araya gelme ihtiyacı var. Ve ondan sonra bu meselenin halli için Suriye ile masaya oturmak lazım. Yani bu Suriye ile masaya oturmak deyince herkesin aklına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın el sıkışması geliyor. Böyle bir şeye ihtiyaç yok.
Bu aşamada böyle bir şeye ihtiyaç yok. Belki uzun vadede süreç o noktaya gidebilir. Ama yapılması gereken sahada karşı karşıya bulunan kuvvetlerin hedeflerinin uyumlulaştırılması ihtiyaç. Yani şu anda Türkiye'nin gözlem noktaları Suriye'nin oradaki terör gruplarını süpürerek ilerlediği harekat bölgesinin gerisinde kalmış durumda. O bölgelerde gözlem noktalarında yani 12 gözlem noktası var İdlib'de Türkiye'nin. Bu gözlem noktalarında herhangi bir Türk askerine yönelik saldırısı söz konusu değil. Ancak Suriye'nin ilerlediği hatta bulunan ve şu anda Türkiye'nin askeri yığınak yaptığı hatlarda çatışmalar oluyor. İşte önce Serakip'te oldu, arkasından dün olan yine o bölgeye yakın başka bir noktada oldu. Yani bu meseleyi Suriye ile konuşmak durumunda Türkiye. İkinci adım da budur. Ve Amerika'yı devre dışına çıkaracak esas yapılması gereken bu adım olacaktır. Şimdi siz belirttiniz zaten bu yaşanan gerginlikten en fazla sevinecek ülke Amerika olduğunu söylediniz. Yarın Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey de Türkiye'ye geliyor. Elinde hangi notlar var sizce? Şimdi James Jeffrey Türkiye'ye gelmeden önce bir açıklama da yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de yayınlandı bu açıklama. Daha doğrusu basın toplantısı yaptı. Orada soruları yanıtladı. James Jeffrey son birkaç açıklamasında da dikkat çekici bir şekilde Heyet Tahrir Şam'ı aklamaya çalışan ifadeler kullanıyor. Şöyle diyor. Diyor ki İdlib bölgesinde Heyet Tahrir Şam kontrolü var. Fakat Heyet Tahrir Şam uluslararası toplum için son dönemde bir tehdit içermiyor. Esasen Suriye yönetimi ve Rusya için içeriyor. Şimdi bu çok kritik bir ifade. James Jeffrey tecrübeli bir diplomattır. Bu ifadenin kimin tarafından nasıl okunacağını çok iyi bilir. Bu Heyet Tahrir Şam'a biz dokunmayacağız anlamına geliyor. Daha doğrusu ona dokunana karşı çıkacağız anlamına geliyor. Dolayısıyla Suriye'ye karşı Heyet Tahrir Şam'ın yanında konumlanmış oluyor James Jeffrey. Birinci nokta bu. İkinci nokta biz diyor şu anda Suriye'nin kontrolü altında olmayan bölgelerdeki insanları temsil eden mekanizmalar yaratmalıyız diyor. Bu çok tehlikeli bir ifade. Burada kastedilen İdlib bölgesi, Fırat Kalkanı bölgesi, Zeytin Dalı bölgesi ve Amerika'nın fiilen işgal altında tuttuğu PYD, PKK denetimindeki bölge. Bu bölgelerde ayrı yönetim birimleri oluşturarak Suriye'yi bölme planını yeniden çantadan çıkarmış oluyor James Jeffrey. İşte bu tehlikeli tırmanışın Suriye'deki süreci hangi noktaya getirdiğini göstermesi bakımından çok önemli bir açıklama kanımca James Jeffrey'nin yaptığı bu açıklama. Peki Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri öteden beri ayrı ayrı güvenli bölgeler kurarak, o güvenli bölgeleri Şam'ın otoritesi dışına çıkararak, o bölgelerde özerk yapılar oluşturarak, o özerk yapılardan oluşmuş bir konfederal Suriye planını eskiden beri savunuyor. 2015 yılında açıkça yazdılar bunu. Ben de birkaç defa yazılarımda bahsettim. Bu Türkiye'nin Astana ortaklığıyla bu planlar aslında rafa kaldırılmıştı, yok edilmiş, ortadan kaldırılmıştı aslında. Türkiye'nin girdiği yeni politikayla. Fakat 2015 yılından sonra adım adım Amerika'nın devlet dışı kalmasına neden olan sürecin içinde şu anda Türkiye'nin geldiği nokta yeniden bu planların raflardan indirilmesini sağlıyor. Jeffrey'nin 2018'de yaptığı bir açıklama da vardı. Astana'nın fişini çekeceğiz diye. Evet. Hatırlarsınız. Peki şimdi bu süreçte Türkiye-Rusya ilişkileri de gerildi. Bu gerilim bundan sonraki dönemde nasıl telafi edilecek? Nasıl yansıyacak sahaya? Çünkü Rusya ile S-400 anlaşmamız var, ekonomik anlaşmamız var. Yine Türk Akım Projesi için Putin Türkiye'ye geldi, anlaşmalar devam ediyor. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz Sayın Akfırat?
Ben bu gerilimin çok daha fazla tırmanacağı kanısında değilim. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya'nın yeniden bir ortak nokta bulma ihtimalinin daha kuvvetli olduğu kanısındayım. Tabii öbür ihtimali bütünüyle yok saymıyorum. Yani öbür ihtimal dediğim bir süre daha gerilimin devam etmesi ihtimali. Yoksa Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya topyekün bu savaşa girmesi ihtimali gerçekçi bir ihtimal değil, söz konusu değil kanımca. Ama taraflar yeniden bir ortak noktada buluşmak için kanımca masaya oturacaklar. Sizin de belirttiğiniz noktalar var. Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmalar, stratejik düzlemde yapılan anlaşmalar, taktik düzeyde herhangi bir anlaşma olarak yorumlanamaz. Ayrıca Türkiye'nin İran'la ve Rusya ile karşı karşıya gelmesi bu koşullarda, mevcut koşullarda Türkiye'nin intiharı anlamına gelecek bir çizgi olacaktır, politika olacaktır. O nedenle Türkiye'yi yönetenlerin de eninde sonunda bu noktaya geleceği kanısındayım. Evet. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son bir açıklama vardı. Suriye'de bir askeri helikopterin düşürüldüğünü söyledi. Siz duygusal değil, devlet aklıyla hareket edilmesi gerektiğini söylediğiniz ama Milli Savunma Bakanlığı tabii ki açıklamalar yapıyor. Peki bunu nasıl okumak lazım? Bu süreç bu şekilde gerilimle devam mı edecek? Kalınca bir süre daha devam edebilir bu gelişmeler. Ancak dediğim gibi, biraz önce de belirttiğim gibi, Türkiye ile Rusya'nın bu gerilimin tırmanışını önleyecek bazı adımlar atması söz konusu olacaktır önümüzdeki dönemde. Yani en azından bir süre vermek zor. Fakat Türkiye'nin Amerika'nın boylu boyunca devreye girmesine neden olacak bazı politikaları hayata geçirmesi ihtimali nedeniyle kısa süre içinde bu politikayı değiştirme ihtimalini daha gerçekçi görüyorum. Şimdi İdlib'de gerilim devam ediyor. Biz de İdlib'e kilitlenmiş kaldık ama yani Türkiye'nin sadece burada sorunu yok. PKK Fırat'ın doğusunda varlığını sürdürüyor. Barış Pınar Harekatı'nda belli bir bölgeye çekildiler ama orada PKK varlığını devam ettiriyor. Ne yapmak gerekiyor? Yani bunun çözümü için hangi adımlar atılmalı? İşte bu nedenle zaten PKK varlığını bütünüyle ortadan kaldıracak çözüm de Türkiye'nin meşru Suriye yönetimiyle ilişkilerini düzeltmesinden geçiyor. Şimdi İdlib'de ne var? Biz İdlib'de bu Devlet Bahçeli mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neye karşı çıkıyor? Evet, askerlerimizin şehit edilmesine karşı çıkıyor. Peki bizim askerlerimiz İdlib'de neden bulunuyor? Açıkça 4 Mayıs 2017'de imzalanan bir anlaşma var. O anlaşma çerçevesinde Türkiye gözlem noktaları oluşturdu orada. Orada da deniyor ki o bölgelerde çatışmasızlık bölgesi ilan ediyoruz. Bu bölgelerde bir siyasi geçiş süreci ve muhaliflerle Suriye yönetimi arasında kontrolü sağlayacak, çatışmaları önleyecek bir gözlem noktası olarak oluşturuldu bunlar. Peki şu anda orada muhalifler mi var yoksa Heyet Tahrir Şam mı var? Evet, Heyet Tahrir Şam var. Bir grup muhalif de var. Türkiye ile birlikte savaşan o Milli Suriye Ordusu adı verilen, eski adı Özgür Suriye Ordusu olan gruplar da var. Bu Özgür Suriye Ordusu adı verilen o çatı altında buluşturulan gruplar Suriye'deki siyasi geçiş sürecinde söz sahibi olacaklar mı? Nasıl olacaklar? Bütün bunlar da aynı zamanda soru işareti olarak şu anda Türkiye'nin ve diğer aslan ortaklarının önüne gelmiş bulunuyor. Çünkü silahlı muhalefetin silahlarını bırakması ve masaya oturmasıydı aslan ortaklarının özü. Ve Türkiye'nin aslan ortaklığına girmesini sağlayan temel motivasyon Suriye'nin bölünmesine ulusal güvenlik riski olarak kabul etmesi ve oradaki PKK yapılanmasıydı. Suriye'nin genelindeki istikrarsızlıktı. Biz Suriye'nin bölünmesini önleyeceksek PKK PYD yapılanmasını ve oradaki Amerikan işgalini ortadan kaldıracaksak o nedenle şimdi izlediğimiz şu anda son dönemde izlediğimiz bu İdlib'deki gerginliği tırmandıran çizgiden vazgeçmemiz lazım. Ve bunu da aslan ortaklarıyla konuşarak çözmemiz lazım.
Yani olay dönüyor dolaşıyor yine aslında Astana sürecine geliyor Sayın Akfırat. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben şunu söyleyerek bitirmiş olayım. Lütfen. Yani Türkiye'nin PKK-PYD yapılanmasını bitirmek için atacağı adımlar İdlib'deki sürecin ne şekilde evrileceğini de belirleyecek. Bizim için öncelik İdlib değildir, PKK-PYD yapılanmasıdır. PKK-PYD yapılanmasının bitirilmesidir. O nedenle bütün politikalarımızın buna göre belirlenmesi ihtiyacı var. Oradaki Heyet Tahrir Şam adlı grubun tasfiyesi sadece Suriye'nin meselesi değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin meselesidir. Çünkü orası aynı zamanda Türkiye açısından da bir terör tehdidi barındırmaktadır. O nedenle Astana ortaklarıyla ve Suriye ile birlikte Türkiye Heyet Tahrir Şam yapılanmasını İdlib'de yok etmek üzere yeni bir oyun planına geçmelidir. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için sevgili izleyiciler. Gazeteci yazar Sayın Fikret Akfırat bültenimize konuk oldu. İdlib'deki son gelişmeleri değerlendirdi kendisiyle ve atılacak adımları aktardı. Bize düşüncelerini belirtti sevgili izleyiciler.